Çocuklarda taş tanısı konduğunda böbreklerinde bir ya da iki taraf böbrekte aynı anda da olabilir. Yollarda olabilir. Böbrekle beraber idrar yoluna düşmüş bir taş olabilir. Değişik yerlerde farklı büyüklükte sayıda taşlar görebiliriz. Ve bir tedavi planladığımız zaman eğer idrar yollarını tıkayan ve problem yaratan bir taşsa bu tıkanıklığı mutlaka gidermemiz gerekir. Ama tıkayan taşın boyutu eğer küçük bir taşsa, birkaç milimlik bir taşsa düşmesi beklenebilir ilk etapta. Ama düşme sürecinde belli kriterleri gözeterek hastaları takip ederiz. Örneğin çok şiddetli ağrıları oluyorsa hastanın, enfeksiyonu oluyor, geçmiyor, rahat düşüremiyor, kanaması var idrarda, böbrek şişmeye başlamış, bu tıkanıklık belli ki bir süredir devam ediyor. O zaman birazcık daha hızlı davranmak gerekir. Düşme sürecini çok uzatmamak gerekir. Ama bu dediğimiz problemlerin en asgaride yaşıyorsa şans verebiliriz. Bir hafta, 10 gün, birkaç hafta beklenebilir. Düşürebilirse başka bir şeye gerek kalmaz. Doğrudan bir daha olmasın, nelere dikkat ederse olabildiğince azaltırız, konuşmaya başlarız. Ama eğer ki taş düşmedi, sonuçta bir müdahale kararı verdik. Düşmesi zor bir taş. Baştan tanı konduğunda irice bir taş. 5 milimden daha büyük bir taş tanısı kondu. İdrar yolları tıkanmış ve böbrek ciddi risk altında. O zaman müdahale etmemiz gerekir. Burada ilk aklımıza gelen yöntemlerden bir tanesi vücut dışından ses dalgası göndererek bu taş vücut içerisinde kırılıp çocuk o taşı kendisi dökebilir mi tedavi şeklidir. Ama tabii bu tür tedaviler erişkinlerde narkoz vermeden yapılabilirken çocuk hastalarda mutlaka anestezi altında narkozla yapılması gerekir. Çünkü bu süreçte tedavi sürecinde çocuğun hareketsiz durması önemlidir. Eğer böyle bir plan yapılırsa seans uygulanır. Birçok şok dalgası gönderilir taşın üzerine. Eğer taş kırılırsa yeterli çocuğun dökebileceği boyutta ufalanırsa bu taşlarından kurtulabilir. Ama bu tedavi süreci sonrasında yakın takibi çok önemlidir. Çünkü seans sırasında taşlar tamamen vücut dışına alınması gibi bir yöntem değildir. Seans uygulanır. Ses dalgaları vücut içerisindeki taş üzerinde odaklanır. Eğer taş kırılır, kum haline gelirse bunların dökme süreci daha sonra takip edilir. Bunun dışındaki yöntemler günümüzde endoskopik olarak yaptığımız iki temel yöntem daha var. Bunlardan bir tanesi idrar yolundan, idrarın çıktığı delikten tersten içeriye girerek idrar yollarının içerisine taşa kadar gidip ulaşıp taşı karşımızda görüp lazerle küçük parçalara ayırıp o taşın çıkarılması süreci var. Ki yine narkoz altında anesteziyle yapılan bir yöntem ve işlem sırasında o taşın alıp çıkarılması en azından söz konusu. Yani tedavi sürecinin çok daha kısalması söz konusu burada. Ha, bu tür bir ameliyat sonrası aynı gün ya da ertesi gün hasta taburcu olabilir, hastanede kalmasına gerek olmayabilir. Bir diğer yöntem, biraz daha iri taşlarda uyguladığımız bir diğer kapalı yöntem, endoskopik yöntem, perküten cerrahi dediğimiz yöntemdir. Bunda da daha iri, genellikle 1-1,5 santimin üzerindeki irice taşlarda uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Yan taraftan böbreğin üzerine denk gelen yerden yaklaşık 1 santimlik çok küçük bir kesi yapılıp oradan bir kalem gibi boruyu böbreğin içerisine yerleştirip ki günümüzde çok daha gelişmiş, daha ince, daha özellikli cihazlarda olduğu için çok daha küçük kesilerle, çok daha küçük borularla bile bu yöntemi uygulamak mümkün olabilmektedir. Uygun şekilde oradaki böbreğin içerisine yerleştirilen boru içerisinden endoskoplarla girip taşları kırıp çıkarıp genellikle bu tür hastalar 2 gün kadar hastanede yatması gerekebilir. Ama taburcu olduğunda herhangi bir pansuman yapmaya gerek olmadan normal yiyip içip gezip dolaşıp banyosunu yapabilecek şekilde taburcu olunabilen bir ameliyat yöntemidir. Her şey yolunda gittiği takdirde bütün bu yöntemlerin hepsi çocuklar için günümüzde uygulanabilen modern tedavi yöntemleridir.